Bugün konuklarımız Dacia Duster ve Hyundai Bayon. Bu iki otomobil aslında birbirlerine rakip bir otomobiller değiller. Duster C sınıfında bir SUV, Bayon ise B sınıfında bir SUV. Üstelik de B Plus olarak anılabilecek, C'ye yakın olan SUV'lardan bir tanesi değil. O görev Hyundai Kona'ya ait, Hyundai ürün gamı içerisinde. Bayon bildiğiniz bir küçük sınıf SUV, küçük sınıf hatchbacklere biraz daha yakın boyutlara sahip. Peki bu otomobiller neden yan yana? Çünkü bu otomobillerin yan yana olmasını siz istediniz. Duster'ın sürüş videosunda sormuştum Duster'ın rakibi ne olsun diye. Ve dürüst olmak gerekirse benim de pek aklıma gelmeyen bir şekilde Duster'ın karşısında Bayon'u görmek istediniz ki bu çok mantıklı çünkü bu iki otomobilin fiyat seviyeleri birbirleriyle oldukça dengeli. İki araçta da turbo beslemeli benzinli motorlar var. İki araçta da çift kavramalı otomatik şanzımanlar var. Fiyat seviyeleri de birbirine eş olduğunda ve satın alma kararının en azından sonuca varma kısmında fiyat etiketlerinin de büyük öneme sahip olduğunu kabul edersek bu iki otomobil gerçekten de birbirleriyle rekabet edebilecek durumdalar. Bu iki otomobilin boyut farklılıklarına rağmen birbirlerine bu kadar yakın etiketlerle satılmasının arkasında bazı nedenler var. Peki tabii ki Dacia başlangıçtan itibaren bir bütçe markası ve böyle tasarlanmış modellere sahip. Bu bütçe kaygısı içerisinde de bazı şeyler ikinci planda kalabiliyor bir Hyundai modeline göre. Bu detaylar bu karşılaştırmanın sonucunu belirleyecek mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde bir konuyu atlamamak lazım. En baştan belki de bunu anlatmak lazım. Güvenlik konusu. Dacia Duster 3 yıldız aldı Euro NCAP testinden. Makyajsız versiyonu, makyaj öncesindeki versiyon ama makyaj versiyon tekrar girmeyecektir muhtemelen bu teste. Hyundai Bayon ise daha yeni girdi teste. Biraz daha farklı normlara göre dahil oldu teste ve 4 yıldız aldı. Yani arada bir güvenlik farkı da bulunuyor. Bayon'un biraz daha fazla güvenliğe sahip olduğu varsayılabilir burada. Tabii ki boyutlar farklı olduğunda, ağırlıklar farklı olduğunda kıyaslamak tam olarak doğru değildir. Ama bu bilgi de bir kenarda bulunsun mutlaka. Böyle önemli detaylar var iki araç arasında. Diğer konularda neler var neler yok onları görmek için hemen başlayayım. Lafı daha fazla uzatmayayım. Karşılaştırmanın adını siz koydunuz. Kim geçer görelim o zaman. Konuya tabii ki her zamanki bagajlardan başlıyoruz. İki otomobil yan yana geldiğinde boyutlarındaki farklılık gerçekten dikkat çekici. Özellikle yükseklikleri açısından ciddi farklar var otomobiller arasında. Bayon'un yüksekliği 1,5 metre tavan raylarıyla birlikte 1 metre 50 santim yani. Tavan raylarıyla birlikte Duster'ın yüksekliği ise 1 metre 70 santime yaklaşıyor. Neredeyse 20 santimlik bir fark bulunuyor iki araç arasında. Bunun bir kısmı yerden yükseklikten geliyor. Bir kısmı da tabii ki normal kabin yüksekliğinden geliyor. Böyle yan yana geldiklerinde Duster oldukça iri bir otomobil. Boylara geçtiğimizde yine bu iriliğini devam ettiriyor Duster. 4 metre 34 santimlik boyuyla ve 4 metre 18 santimlik rakibinden biraz daha uzun boya sahip Dacia Duster. Bunun sonuçlarını da tabii ki bagajda görmeyi beklersiniz. Dacia Duster'ın bagaj hacmi 478 litre. Bu bagaj hacmi önden çekişli versiyonlara, önden çekişli ve benzinli motora sahip versiyonlara ait. Dizel motorlu versiyonlarda AdBlue olduğu için, 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda altta diferansiyel olduğu için biraz daha düşük hacimlere hacimlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama yine de iri bir bagajdan bahsediyoruz. Dikdörtgen bir bagaj, gayet kullanışlı bir bagaj. Yükleme eşiğiyle zemin arasında ufak bir farklılık var ve yükleme eşiği de biraz yüksek, bayağı bir yüksek hatta. Yükleri buradan bayağı bir kaldırmanız gerekecek bu bagaja yüklerken. Bayon'un bagaj hacmi buna karşılık 411 litre. Sınıfı için makul denilebilir bu bagaj hacmine. Rakibinin tabii ki gerisinde kalıyor. Bu bagaj hacmi de tıpkı rakibinde olduğu gibi dikdörtgen, gayet güzel kullanışlılığı var. Zeminle eşik arasında bir fark var. Bu zeminle eşik arasındaki fark bazı versiyonlarda sunulan değişken zeminle birlikte ortadan kaldırılabiliyor ama her versiyonda sunulmuyor bu parça. Hatta burada eğer bu parça sunulmazsa, değişken zemin sunulmazsa zeminle eşik arasındaki fark çok daha fazla oluyor Dacia Duster'a göre. Burada dikkatinizi bir şey çekmiştir. Herhalde iki araç arasında yerden yükseklik farkı da olmasına rağmen yükleme eşiklerinin yüksekliği neredeyse aynı. Burada biraz Bayon'un tasarıma kurban gittiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yerden bayağı bir kaldırmanız gerekecek eşyaları yüklerken. Eğer koltuk sırtlıklarını yatırıp bagajı genişletmek isterseniz her iki araçta da bir basamak oluşuyor. Rahatça yani o uzun yükleri yükleyemeyeceksiniz. Bunun için biraz daha hazırlıklı olabilirlerdi belki. Duster'ın zemininde bagajın altında değil ama aracın altında bir yedek lastiği bulunuyor. Bayon'un ise birkaç tane versiyon dışındaki tüm versiyonlarında bagaj zemininin altında yedek lastik bulunuyor. Yani yedek lastiğe ulaşmak Bayon'da biraz daha kolay olacaktır. Sonuç olarak bagaj bölümünün kazananı Dacia Duster oluyor herhalde. Beklenen bir sonuçtur bu da. Daha iri araç bagajda kazandı sonuç itibariyle. Bayon'un bagajı da size kuvvetle muhtemel yetecektir. Ama aradaki 60 litrenin üstündeki fark da bir fazladan valiz anlamına gelecektir yolculuk yaparken. O zaman arka koltuklara geçelim bakalım orada neler var. İlk olarak Dacia Duster'ın arka koltuklarındayız. Bu otomobilin aks mesafesi 2 metre 67 santim. Sınıfı için ortalama sayılabilir. Bu değer sonuçlarında ortalama olmasını tabii ki beklersiniz. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre değerli. Burada gördüğünüz gibi pek cömert bir diz mesafesi var diyemeyiz.
ayağımı koltukların altına doğru uzatabiliyorum ama koltuğun alt tarafına çarptığı için bacaklarım çok da fazla kaykılamıyorum. Çok da fazla ileriye doğru gidemiyorum. Burada biraz daha iyi diz mesafesi olmasını bekleyebilirdiniz. Baş mesafesi yönünden çok daha rahat bu araç. Bir cam tavan, açılır tavan, sunroof vesaire bunların hiçbiri sunulmuyor. Duster'da yani tavandan bir kaybı yok. Bu sayede üstüne de belki de tabii tasarımın biraz daha arazi aracıvari olmasını eklersek çok rahat bir baş mesafesi olduğunu söyleyebiliriz otomobilin. Cam alanları geniş, ferahlığı güzel, tavan kaplaması açık renk. Bütün bunlar da arka koltukları iyi bir yolculuk alanı haline getiriyor. Kalite konusunda çok bir şey beklememeniz gerekiyor. Tabii sert plastikler var burada ama en azından krom süslemeler kullanılmış. Güzel bir kapı iç cebi var saklama alanları konusunda iyi diyebiliriz yani. Bir şişe bölmesi olsaydı belki daha iyi olurdu. Koltuk sırtlığının arkasında güzel cepler bulunuyor. Donanıma bağlı olarak arkada iki tane USB portu alabiliyorsunuz. Bunun dışında havalandırma çıkışı vesaire bulunmuyor. Bu sınıfta belki C sınıfında belki de bunları bulmayı beklerdiniz ama sonuç itibariyle her şey ne kadar ekmek o kadar köfteye bağlanıyor. Ödediğiniz para kadar karşılık alıyorsunuz. Bu otomobilin 4 tekerlekten çekişli versiyonları da var malumunuz. Ona karşın orta yükseklikte bir şaft tüneliyle yetinmeyi başarmış Dacia mühendisleri. Konsol biraz geriye doğru geldiği için yine de zorlanıyorum orta bölüme geçmek için. Ön koltukların kızakları bayağı önde. Hatta şu anda ayağımla bulamıyorum. Neredeyse şaft tünelinin hemen yanında tutabiliyorum ayaklarımı. Hatta belki benden daha küçük ayakları olanlar ve daha kısa bacakları olanlar şaft tünelinin üstüne bile koyabilirler bu şekilde. Orta koltukta seyahat etmemek için daha doğrusu çok fazla bir neden yok. Yan taraftakilere makul bir bacak boşluğu sağlarsınız. Minder tamamen düz yan tarafla neredeyse aynı gibi sırtlık tamamen düz. Burada herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu tarafa geri dönecek olursak bir kol dayanağı bulunmuyor. Isofix bağlantılar için sadece yönlendirmeler yapılmış minderle sırtlığın arasında bir yerlerde yer alıyorlar. Koltuk sırtlıklarını yatırırsanız emniyet kemerlerini sabitlemek için burada yuvalar bulunuyor. Bunlar güzel bir düşüncenin örneği ve ayrıca koltuk sırtlığı ile birlikte emniyet kemeri de öne doğru geliyor. Ve sunumlar da bu kadar. Bir de tavan aydınlatması bulunuyor burada. Sunumlar böyle. Bakalım Bayon neler sunuyor, onda neler var. Şimdi Bayon'un arka koltuklarındayız. İki otomobil arasındaki boyut farklılığı burada da çok önemli bir konu. Çünkü Bayon'un aks mesafesi 2 metre 58 santim. Sınıfı için bile aslına bakarsanız bir 2 santim eksiği var Bayon'un. Buradaki rekabette 9 santimlik bir fark var iki araç arasında. Bunun sonuçları nasıl diyecek olursanız çok da farklı değil aslına bakarsanız. Benim boyum 1.75 hatırlatmak için. Bu koltuk bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi Duster'dan çok farklı değil diz mesafesi açısından. Baş mesafesi açısından tabii ki farklılık var. Duster'ın hem tavanı daha yüksek hem bu araçta bir açılır cam tavan bulunuyor, bir sunroof bulunuyor. Gerçi sunroof'un harcadığı bölüm başımın ön tarafında bitiyor ve tam başımın üstünde güzel bir boşluk bulunuyor. Ama ne olursa olsun sunroof olmasaydı da burada baş mesafesi biraz daha kısıtlı olacaktı. Duster bu konuda oldukça büyük bir avantaja sahip. Ferahlık konusunda burada da yine geniş cam alanları var. Burada da açık renk kaplamalar var. İleriye doğru görüşüm ya da yana doğru görüşüm makul oranda. Yani böyle baktığınızda baş mesafesi dışında aslına bakarsanız araçların arka koltuk sunumlarıyla ilgili öyle çok da derin farklılıklar bulunmuyor. Kalite konusunda burada da yine sert plastikler var. Belki metal kapı kolları daha iyi olabilirdi. Burada plastik kapı kolları var ama en azından lakeyle kaplanmış güzel bir boyayla boyanmış bu kapı kolları. Güzel bir kapı iç cebi var. Büyük şişeleri koyabiliyorsunuz buraya. Bu güzel bir avantaj olacaktır. Sürücü koltuğunun arkasında değil ama yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Bayonların arka koltuk için USB portu bulunuyor. Bir küçük saklama alanı yine orta bölümde yer alanlar arasında. Yani 3 aşağı 5 yukarı sunumlar böyle. Burada da bir aydınlatma var. Orta bölüme geçtiğinizde yine rakibindekine benzer bir şaft tüneli var. Bayon'un 4 tekerlekten çekişli bir versiyonu yok ama tabii ki mühendislik seçimleri nedeniyle bu şaft tüneli burada yer alıyor. Orta bölüme geçmek için bu konsolu geriye doğru gelen konsol ki USB portunu vesairenin bulunduğu yerler biraz daha fazla geriye doğru geliyor. Bunları aşmanız gerekiyor. Biraz daha sıkıntılı ortaya geçmek burada. Koltuk kızakları yine ileride yer alıyor. Yine şaft tünelinin hemen yanında tutabiliyorum. Aynı şekilde Duster'dakine benzer bir şekilde biraz daha küçük ayaklılar burada şaft tünelinin üzerine ayaklarını koyarak da seyahat edebilirler. Böylece yan taraftakilerin diz mesafesi ya da ayak boşluğu biraz daha iyi olabilir belki de. Minder biraz şişkin burada. Çünkü bu koltuklar Duster'ın koltuklarına göre çok daha iyi biçimlendirilmiş koltuklar. Yan taraflar en azından biraz daha fazla gövdeye destek olabilecek koltuklar. Sırtlık da bu nedenle biraz daha şişkin. Duster'ın orta koltuğu biraz daha rahat diyebiliriz herhalde. Yine de ikisinin çok ayrı olduğunu söylemek zor. Bu tarafa geri dönecek olursak burada da bir kol dayanağı bulunmuyor. Isofix bağlantıları için burada fermuarlar konulmuş. Fermuarları açıp içeriye uzatabiliyorsunuz. Isofix bağlantılarını hemen orada bulabiliyorsunuz ama yine de daha pratik olanı bunun plastik çerçevelerdir. Ne olursa olsun öyle olsaydı keşke daha iyi olurdu. Burada da yine
arka emniyet kemerlerini sabitlemek için, koltukları yatırdığınızda sabitlemek için yuvalar bulunuyor. Buraya yerleştirirseniz emniyet kemerlerini başınıza dert olmaktan çıkacaktır. Bu bölümün kazananı aslına bakarsanız birazcık baş mesafesi farkıyla Duster, Dacia Duster oluyor. Sundukları konusunda bakacak olursanız daha iyi biçimlendirilmiş arka koltuklar. Bunlar açısından bakacak olursanız Bayon daha iyi ama Duster burada biraz daha iri olmasının avantajlarını kullanıyor diyebiliriz. O zaman direksiyonlara geçelim, bakalım kokpitlerde neler var, sürüşlerde neler var ve sonuca doğru gidelim. İlk olarak Dacia Duster'ın direksiyonundayız. Burada kokpitlerden bahsedeceğim. Sonra Bayon'un direksiyonuna geçeceğiz. Orada sürüşlerden bahsedeceğiz, fiyatlardan bahsedeceğiz, donanımlardan bahsedeceğiz ve sonuca ulaşmış olacağız. Peki kokpitlerde neler var? Öncelikle Duster'ın kokpiti. Bu ikinci nesil Duster'a ait bir kokpit. Kalite algısı konusunda biraz daha iyileştirilmiş vaziyette ama yine de C sınıfı kalite algısını bu otomobilden beklememeniz gerekiyor. B sınıfına daha yakın, hatta B sınıfı ortalamalarını tutturduğu bile tartışılabilir. Bazı yerlerde, her yerde sert plastikleri bulmak mümkün. Dokunduğunuz yerlerde yine güzel malzemeler kullanılmış. Özellikle mesela havalandırma kumandaları gerçekten çok keyifli tasarlanmış. Buna karşılıksa Bayon'un kokpit doğrudan i20'den alınmış. Yani küçük sınıf bir hatchback'ten alınmış. Kalite algısı konusunda bazı noktalarda Duster'dan biraz daha iyi malzemeler, daha özenli seçilmiş. Ama yine de dokunduğunuzda ya da tıklattığınızda sert plastikleri orada da bulabiliyorsunuz. Yine de dekoratif anlamda bakacak olursanız, dekoratif özen anlamında bakacak olursanız Bayon'da biraz daha tatmin edici, biraz daha doyurucu bir kokpit bulduğunuzu herhalde söyleyebiliriz. Ama çok uçlarda olduğunu söylemek de zor iki otomobilinde. Böyle herhalde özetlenebilir. Diğer konulara geçecek olursak burada 8 inçlik bir dokunmatik ekran, multimedya ekranı görüyorsunuz Duster kokpitinde. Konfor donanımı şu anda satışta. Türkiye'de 1.3 litrelik benzinli motor, otomatik şanzıman ikilisiyle birlikte konfor donanımında bu ekran için ek ödeme yapmanız gerekiyor. Prestige ve Prestige Plus'ta sunuluyor bu ekranlar ama onlar da en azından şu an itibariyle Türkiye'de satılmıyor. Satın alma kararı vereceğiniz zaman ona bir bakmanız gerekebilir. Buna karşılık Bayon'da 8 inçlik ekran standart olarak sunuluyor. İki modelin multimedya ekranlarını karşılaştırmak, iki markanın konumlarını da karşılaştırmak anlamına geliyor aslına bakarsanız. Burada Dacia'da oldukça sade bir multimedya ekranı var. Dokunma hassasiyeti olsun, menüleri olsun, grafikleri olsun. Öyle birilerinin gözünü boyamak için tasarlanmamış. Doğrudan işlevlere ulaşabilmeniz için tasarlanmış. Bunu da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Bayon'daysa çok daha havalı bir multimedya sistemi var. Daha yüksek çözünürlüklü ekranlar var. Daha iyi dokunma hassasiyeti var. Daha sezgisel kullanımlar var. Böyle baktığınızda yani multimedya ekranları özellikle iki aracın farkının en net şekilde görüleceği yerler. Duster'da isteğe bağlı olarak üst donanımlarda 360 derece kamera alabiliyorsunuz. Yani aracı 4 tane kamerayla donatabiliyorsunuz. Bu kameraların çözünürlükleri mesela Bayon'daki geri görüş kamerasının çözünürlüğünden biraz daha düşük. Üstüne bir de 360 derecelik görüntü animasyonu yok. Yani her kamerayı ayrı ayrı görebiliyorsunuz ama aracın üstten bir görüntüsü mesela alamıyorsunuz. Çünkü bunlar da, bu yazılımlar da fazladan maliyet anlamına geliyor. Ve Duster içinde Dacia bunlara girişmemiş. Bu maliyet artırıcı unsurlardan kaçınmaya çalışmış. Multimedya sistemlerinde böyle farklar var. Gösterge tabloları, Bayon'un üst donanım seviyelerinde dijital bir gösterge tablosu alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel grafikleri olan, çözünürlüğü yüksek bir gösterge tablosu. Duster'daysa sadece analog bir gösterge tablosu alabiliyorsunuz. Analog gösterge tablolarını kıyaslayacak olursak ikisinde de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler var. Ortada bir dijital ekran üzerinden yol bilgisayarı verilerini alabiliyorsunuz. İkisi de makul şekilde size karşılıklar verebilecektir. Saklama alanlarına geçtiğimizde Duster'ın kapı iç cebi Bayon'dan biraz daha dar. İnce uzun bir kapı iç cebi var. Tabii ki eşyalarınız alacaktır, bol bol eşyanız alacaktır ama mesela şişe koymak için özel bir bölmesi bulunmuyor. Büyük şişelerde doğal olarak oraya sığmıyor. Bayon'da ise ön tarafta büyük şişeler içinde bir bölme bulunuyor. Yani yanınızda suyla dolaşıyorsanız mesela Bayon'da daha rahat edebileceksiniz ki kokpitin genel saklama alanlarında zaten Bayon'un bir üstünlüğü bulunuyor. Duster'ın vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var ama bu saklama alanı hem bir bardaklıkla bölünmüş hem de genişliği de pek o kadar iyi değil. Mesela büyük bir cep telefonunuz varsa oraya sığmayabilir, orada rahat şekilde durmayabilir. Bayon'da ise çok daha rahat, geniş bir alan bulunuyor. İki tane USB portu her iki araçta da bulunanlar arasında bağlantı konusunda yani bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Vites kolunun arkasında ikisinde de bardaklıklar bulunuyor. Bayon'un bardaklıkları biraz daha önde, derinlikleri biraz daha iyi ayarlanmış. Duster'ın bardaklıkları ise sığ tasarlanmış. Yani yüksekçe bir termosunuz varsa mesela ya da yüksekçe bir şişe koyarsanız oraya çok iyi dengede durmayabilir. O kısımda kol dayanaklarının altında da küçükçe gözler bulunuyor. Her iki araçta da
Duster da ek olarak şuradaki saklama alanını belki gösterebiliriz eğer kullanabilirseniz o alanı. Bunun dışında mesela sürüş pozisyonunu ayarlamak konusunda da Bayon biraz daha iyi. Hem direksiyonun derinlik ayarı daha geniş bir yelpazede çalışıyor, hem koltuğun yükseklik ayarı daha geniş bir yelpazede çalışıyor ve Dacia koltuklarının ortak bir özelliği sanırım bu test araçlarına özgü de olabilir, bilmiyorum. Kullanıcılarda aynı sıkıntı yaşıyorum çünkü test araçlarının koltuk ayarları sürekli değiştirilir. Koltukları bir süre sonra gevşer Dacia test araçlarının en azından ve ileri geri sallanmaya başlarlar. Koltukların destekleri konusunda da mesela Bayon daha iyi. Yan destekler daha iyi olduğu için de mesela böyle virajlı yollarda sizi daha iyi destekliyor ve mesela uzun yolda sizi daha az yoracaktır koltuk sizi daha iyi desteklediği için. Çünkü koltuk sizi desteklemezse siz dik durmaya çalışıyorsunuz, onun için güç harcıyorsunuz. Sonuç itibariyle kokpitler konusunda, yani ön kısımdaki yaşam alanları konusunda Bayon'un üstünlüğü var. Bu bölümün kazananı Bayon oluyor. Burada artık modelden geçiyoruz. Buradan sonrasında da bunu sıklıkla duyacaksınız. Modelden geçiyoruz. Artık markaları kıyaslamaya başlıyoruz. Hyundai markasıyla Dacia markasının konumları da farklı olduğu için sadece burada fiyatlandırma üzerinden bir eşleşme olduğu için Dacia ve Hyundai arasındaki farklar daha belirgin hale gelecek bundan sonrasında. O zaman Bayon'a geçelim. Bakalım motorlarda neler var, sürüşlerde neler var. Bu otomobiller size yolda neler hissettirecek onları anlatayım bir de. Şimdi Hyundai Bayon'un direksiyonundayız. Artık sonuca doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Motorlardan başlayalım anlatmaya. Burada farklı durumlar var. Çünkü Duster'ın 1.5 litrelik dizel motorunu kullandım ve 1.3 litrelik TC, yani turbo beslemeli benzinli motora sahip versiyonlarını kullandım. Ama 1 litrelik TC versiyonu, yani turbo beslemeli benzinli motora sahip baz versiyonu henüz kullanmadım. O yüzden bu karşılaştırmayı benzinli motorlu otomatik şanzımanlı versiyonlar üzerinden kurgulamayı planlıyorum. Onları anlatacağım size buradan sonraki bölümde. Bu nedenle de Bayon'un mesela 1.4 litrelik benzinli motora ve otomatik 6 vites tork konvertörlü otomatik şanzımanı sahip versiyonu bu karşılaştırmanın konusuna dahil olsa da fiyatlandırma açısından tam olarak denk gelmedikleri için onu da biraz daha yüzeysel bir şekilde size anlatacağım. Neler var elimizde peki? Önce Duster'dan başlayalım. 1.3 litrelik, 1.33 litrelik aslına bakarsanız tam olarak vergilendirme açısından da doğru şeyleri söyleyecek olursak, yani 1.3 litreden daha büyük bir benzinli motor. 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Dacia Duster'ın kapıtı altında 6 vitesli çift kavramalı, kuru kavramalı, çift kuru kavramalı bir otomatik şanzıman üzerinden ön aksa aktarılıyor. Burada 1.4 litrelik atmosferik beslemeli motor dediğim gibi fiyat açısından bakarsak biraz geride kalıyor ve performans açısından bayağı geride kalıyor. O yüzden onu es geçelim. O da bir alternatif ama. 1 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, 3 silindirli bir motor, Duster'ın 4 silindirli motoruna karşılık 3 silindirli bir motor yer alıyor burada. Zaten hacmen geride, bir de üstüne ortalama 1 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motorların da biraz daha gerisinde kalıyor. Buradaki motor 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor ve yine çift kuru kavramalı ama bu sefer 7 vites oranına sahip olan bir çift kavramalı şanzıman üzerinden ön aksa aktarılıyor. Performans açısından bakacak olursak tabii ki dağlar kadar fark var. Ciddi fark var. Eğer Bayon'u bir çıta yüksekliği olarak alacak olursak Duster'a spor otomobil bile diyebiliriz herhalde. O kadar atak hissettiriyor Duster yolda. Gerçekten de bu aradaki 50 beygirlik güç ve kaç ediyor? 80 Nm'lik neredeyse tork farkını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu iki aracın arasında boyut farklılıkları olsa da aslında bakarsanız pek öyle ağırlık farklılığı da yok. İlginç bir şekilde yaklaşık olarak Duster 100 kilogram daha ağır sadece. Bayon'dan ciddi boyut farklılığının tekrar altını çizmek istiyorum. Duster bu güçle baş etme konusunda çok iyi işler çıkartamıyor ne yazık ki sonuçta. Birazdan detaylarına gireceğim. Biraz daha farklı bir üretim Duster. Yolda gazlamak için tasarlanmış bir otomobil değil. Bunun da sonuçlarını görüyorsunuz. Özellikle sert hızlanmalarda direksiyonu sıkı sıkı tutmanız gerekiyor ve biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Otomobilin nereye gitmeye karar vereceğini beklemeniz gerekiyor ve ona göre de düzeltme manevraları yapmanız gerekiyor. Eğer yolda bir eğim varsa tahmin etmek kolay tabii ki. O eğime doğru gitmeye çalışıyor Duster'ın direksiyonu. Eğer yolda eğim yoksa o zaman nereye gideceğini çok fazla bilemiyorsunuz. Çok fazla patinaj eğilimi var. Bu sırada da daha doğrusu bu patinaj eğiliminin sonucunda yaşananların da neredeyse tamamını direksiyonuna doğrudan yansıtıyor. Endirekt bir direksiyonda olunca bu performansla hiç baş edemiyor Dacia Duster diyebiliriz. Tüketim konusunda neler var? Böyle bir otomobil satın alacak olanlar için daha ilgi çekici olabilir. 25 km saatlik ortalama hızda, yani çok yoğun bir trafikte, durkak trafikte yol alırsanız Duster'ın tüketimi
9.3 litre 100 kilometrede. Aynı etapta buradaki 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motora sahip Hyundai Bayon'un yakıt tüketimi ise 8.1 litre oluyor. Yani arada 1 litreden daha fazla tüketim farkı var şehir içerisinde. Şehir dışına çıktığınızda da bu fark hiçbir şekilde kapanmıyor. Aslında bakarsanız Bayon'un tasarruf potansiyeli gerçekten çok çok yüksek. Eğer sakin kullanırsanız, sabit hızlı sürüşlerde sakin de kalmayı başarırsanız 6 litrenin altını görebiliyorsunuz. 5.6 litre gibi rakamlar elde edebiliyorsunuz 100 kilometrede. Bu da oldukça iyi. Daha ortalama hızlarda eğer 30-35 kilometre saatlik bir ortalama tutturursanız araçlar birbirine en yakın olduğu konumlara gelmiş oluyor. Ama yine de aradaki 1 litrelik tüketim farkları değişmiyor. Böyle bir hız ortalamasında Duster'da 8.5 litre, 8.5 litre civarında bir tüketim elde edebiliyorsunuz 100 kilometrede. Bayon'la birlikte ise 7.4 litre civarında tüketimler elde edebiliyorsunuz. Bu arada Bayon'un performansından bahsetmedim, geride kalıyor sadece dedim ama canlı hissettiriyor bu motor. Şanzımanla uyumu mesela Duster'dakinden çok çok daha iyi. Şanzımanın geçiş hızları, kararlılığı, ilk kavraması. Duster biraz daha üzerine çalışılması gereken bir otomobilmiş gibi hissettiriyor aslına bakarsanız bu motor şanzıman ikilisiyle kullanırken. Sizi rahatsız ediyor mu? Etmiyor ama mesela Bayon gibi bir örnekten sonra Duster'ı kullanırsanız şanzımanın biraz daha iyi, biraz daha özenli belki de ayarlanması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Benzinli motora hafızam beni yanıltmıyorsa 6 vitesli kuru kavramalı EDC şanzımanın bir benzinli motorla ilk defa birlikte sunulduğu durum bu. 1.3 litrelik motorla birlikte sunulması. En azından Avrupa pazarı için. Bu durum böyle. Belki dışarılarda başka pazarlarda kullanılmıştır. Ama bizim pazarlarımızda böyle bir sunum yoktu. Daha önce 1.2 litrelik benzinli motordu. 7 vitesli ıslak kavramalı bir şanzımanla birlikte sunuluyordu. 1.3 litrelik motor Renault uygulamalarının tamamında da yine ıslak kavramalı şanzımanlarla sunuluyor. Dediğim gibi hafızam beni yanıltmıyorsa çok da emin değilim bu konudan ama sanki bir uyumsuzluk var gibi motorla şanzıman arasında. Yakıt tüketimi konusunda söylenecek tek şey performansta aldığınızı pompada veriyorsunuz. Bu kadar basit. Sonuçta yüksek performans, yüksek yakıt bedeliyle birlikte geliyor. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Hazır şu Bağdat Caddesi trafik ışıklarına takılacağımız kesinleştikten sonra. Bu arada görüyorsunuz çok güzel bir süsleme var. Bugün 31 Ekim, 29 Ekim'den 2 gün sonrasındayız. Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Bağdat Caddesi her zaman olduğu gibi gerçekten güzel bir şekilde süslenmiş vaziyette. Sürüşlere geri dönecek olursak burada dağlar kadar fark var. İki araç arasında. Araçların başta da söylediğim gibi, bagaj bölümünde de söylediğim gibi yerden yükseklikleri zaten çok farklı. Duster'ın yerden yüksekliği 22 santime yakın. İki çekerli versiyonlarda, dört tekerlikten çekişli versiyonlarda arkada diferansiyel biraz daha aşağıya indiği için kuvvetle muhtemel 21 santime daha yakın yerden yükseklik sunuyor ama yine de yerden yüksek bir araç Duster. Buradaysa yükseltilmiş bir i20 altyapısı var aslına bakarsanız ve bu yükseltme neticesinde de tam bir açıklama yok ama 17-18 santimlere belki erişmiştir bu aracın yüksekliği. Sonuçta 13-14 santimlik normal yükseklikten 3-4 santimlik bir fazladan yükselme. Tekerlekler yani jant lastik kombinasyonlarının büyümesi ve süspansiyonun da hafifçe yükseltilmesinin birlikte çalışmasıyla elde edilmiş bu yükseklik farkı. Sonuçta aralarında ciddi bir yükseklik farkı var. Bunu da geçtim. Sadece yükseklik farkı değil. Duster'ın bir misyonu var malumunuz. 4 tekerlekten çekişli versiyonlar şu anda şantiyelerde vesairelerde ciddi bir arazi aracı olarak kullanılıyor. Yetenekleri belki tartışılabilir ya da 4 tekerlekten çekiş sisteminin yeterlilikleri belki tartışılabilir ama iyi lastik taktığınızda geometrisi sayesinde Duster oldukça başarılı bir arazi aracına bile dönüşebiliyor. Ve Dacia da bunun için uğraşmış. Yani herhangi bir otomobili sadece geometrisini uydurup araziye sokmak yerine biraz daha fazla iz bırakmış arazi aracı kullanımı, arazi kullanımı için biraz daha fazla seçim bırakmış. Mesela direksiyon sistemi. İki otomobilin arka arkaya kullandığınızda uçlarda örnekler vereceğim ki tam olarak böyle değil ama farkı anlayabilirsiniz. Bayon bir hatchback gibi hissettirirken Duster bir arazi aracı gibi hissettiriyor. Direksiyon çok daha endirekt mesela Duster'da. Aynı manevrayı yapmak için Bayon'dan çok daha fazla direksiyon hareketi yapmanız, direksiyon açısına getirmeniz gerekiyor. Bu şehir içinde mesela biraz daha yorucu olabilir bazıları için. Ya da yüksek hızlarda yine biraz daha yorucu, biraz daha isteksiz bir yönlendirmeye sahipmiş gibi hissettirebilir. Duster ki aslına bakarsanız tam olarak da öyle. Pek hız yapma taraftarı bir otomobil değil ama evet yapabiliyor mu? Yapabiliyor gerçekten de. Bunlardan bahsettikten sonra yol tutuş karakteriyle devam edeyim müsaadenizle. Aslına bakarsanız iki otomobilin sürüş farkları burada da çok belirgin. Duster hem yerden daha yüksek hem arazi aracı gibi ayarlanmaya çalışılmış. Üstüne bir de konforlu olmasına uğraşılmış. Konfor odaklı bir
süspansiyon sistemine sahip, biraz daha yumuşak bir süspansiyon sistemine sahip. Gövdesinin salındığını çok rahat hissediyorsunuz. Viraj çıkışlarında gaz verdiğinizde motorun gücüyle baş edemediğini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yol tutuş güvenliği konusunda öyle çok anormal bir sorunu yok. Mesela eski makyaj öncesindeki versiyonlardaki gibi erken kayan bir, erken gelen bir önden kayma eğilimi vesaire bunları hissetmiyorsunuz. Ama size öyle güven pompalayan bir otomobil de değil. Daha hızlı gitmeniz için size teşvik eden bir otomobil olmadığını herhalde kabul etmek lazım. Duster. Buna karşılık Bayon biraz daha sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor. i20'den biraz daha az hissettiriyor mesela sertliğini ama yine de skalanın sert tarafında diyebiliriz herhalde Bayon'un konumu için, süspansiyon sisteminin konumu için. Bu sayede gövde hareketleri daha sınırlı. Direksiyonu çok daha direkt çalışıyor. Çok fazla geri bildirim yok, hatta hiç geri bildirim yok. Ama Duster'dan sonra bayağı sportif bir direksiyon gibi bile hissettirdiğini söyleyebiliriz. Herhalde özellikle otoyol hızlarındaki düz gidiş kararlılıkları. Bayon bu konuda gerçekten çok iyi. Hyundai'nin Almanya'daki çalışmaları sanırım işe yaramış. Almanya'da bir Arge merkezi var Hyundai'nin. Ve orada uzun yıllardır ciddi çalışmalar yapıyor. Almanya demek, otoyol demek. Otoyolda yüksek hız dengesi demek. Burada gerçekten de çok iyi işler çıkartıyor Bayon. Yüksek hız dengesi konusunda, yüksek hızlı virajlarda size büyük güven veriyor. Çok rahat bir şekilde fazla konum değiştirmenize gerek kalmadan o virajları geride bırakabiliyorsunuz. Duster burada bayağı geride kalıyor. Otoyol sürüşü konusunda bayağı geride kalıyor. Buradan konfora bağlanın. Yüksek hızlarda mesela Duster'ın ses seviyesi biraz daha artıyor. Bayon'dan biraz daha fazla ses üretiyor. Düşük hızlarda her iki araçta kendilerinden beklenmeyecek derecede sessizler bu benzinli motorlarla birlikte. Özellikle lastik yuvarlanma gürültüleri pek fazla yok. Dışarıdan gelen sesler kısıtlanmış. Bayon'da bu arada Duster'dan biraz daha fazla lastik yuvarlanma gürültüsü var. Ama hala makul denilebilir. Motor sesleri soğuk çalıştırmada 1 litrelik Hyundai motorunun sesini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Biraz daha kaba bir motor sesi var aslında bakarsanız ilk çalıştırma anlarında. Ama bunun dışında soğuk ısındıktan sonra motor çok rahat bir şekilde kendisini arka planda saklayabiliyor. 1.4 litrelik 4 silindirli Hyundai motor mesela, atmosferik beslemeli motor, bundan çok daha az titreşim mi ses üretiyor. Bu da bir küçük bilgi olarak kalsın. Bu arada tüketim değerleri olarak 1.4 litrelik motordan bahsedeceğimi söyledim ama bahsetmedim. Tüketim değerleri olarak Duster'la benzerdir 1.4 litrelik atmosferik beslemeli motor ve 6 vitesli tork konvertörlü şanzıman ikilisi. Buna karşılık performans konusunda hiç yakın değildir. Uzaktan yakından hatta alakası yoktur 1.4 litrelik motorla ilgileniyorsanız. Yani çekiş hissi konusunda biraz zayıf kalır o motor. Buna karşılık da tüketimi biraz yüksektir. Ses konusundaki durumlar otoyol hızlarında dediğim gibi Duster biraz daha fazla rüzgar gürültüsü, biraz daha fazla lastik gürültüsü almaya başlıyor. Son olarak süspansiyon konforunu da biraz daha hemen detaylandırayım. Bayon'un evet sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var ama filtreleme konusunda oldukça başarılı. Bazen biraz gürültülü çalışabiliyor özellikle ön aksı. Çok uç noktalarda bu gürültüleri ancak duyabiliyorsunuz. Genel olarak sessiz, genel olarak güzel bir süspansiyon sistemine sahip. Çok fazla sönümleme başarısı yok. Yani zemindeki bozuklukları size bir şekilde hissettiriyor. Süspansiyon sistemi çoğunu sönümleyerek yok etmek yerine size bir şekilde aktarmayı seçiyor. Ama bunların hepsini filtreleyerek aktarıyor. Bu sayede de daha kaliteli hissediyorsunuz siz sürüşü. Buna karşılık Duster'daysa daha fazla sönümleme başarısı, daha az filtreleme başarısı var. Bu ne demektir? Küçük zemin bozukluklarının üzerinden geçerken bunları size bir şekilde aktarıyor. Bazen sert de aktarabiliyor Duster. Mesela enine kazılmış çukurlar vardı şu an üstünden geçtiğim gibi. Türkiye yollarının, herhalde Türkiye şehirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır bu çukurlar. Oradan bir kanal geçirirler. Sonra da üzerine kapatırlar ama çok da iyi kapatamazlar. Bu çukurlara Duster Bayon'dan daha fazla tepki veriyor. Ama zemin bozukluğu büyürse Duster'ın onu emme kabiliyeti artıyor. Bozuk bir yola girecekseniz, gerçekten bozuk bir yola girecekseniz Duster çok daha iyi iş çıkartacaktır. Şehir içerisinde dolaşırkense Bayon da gayet iyi iş çıkartıyor. Hatta Bayon bazı hallerde Duster'dan biraz daha seçkin bile hissettirebiliyor. Sürüşle ilgili durumlar böyle. Sürüş bölümünün kazananı Hyundai Bayon oluyor. Evet, performans konusunda Duster'ın artları var ama kendi performansıyla baş etmek konusunda eksileri var. Buna karşılık da tabii yakıt tüketimiyle o performans getirilerinin büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş oluyor Dacia Duster. Bunun üzerine Bayon daha ortada bir hal sunuyor. Daha genele uyacak bir hal sunuyor. Herhalde böyle söylenebilir. Güzel bir sürüşü var. Kaliteli bir sürüşü var otomobilin. Daha fazla güven veriyor size asfalt üzerinde. Evet, off-road beklentiniz varsa, evet, yaylaya, tarlaya gidecekseniz Duster sizin için çok çok daha iyi bir seçenektir.
Ama hayatınızın çoğunu şehirde geçiriyorsanız Duster biraz fazla arazici olabilir. Size gerek olmayacak, sizin ihtiyacınız olmayacağı bazı ayarlara sahip olabilir. Bunu herhalde böyle değerlendirebiliriz. Güvenlik bölümünü başta anlattım size. Bu otomobil 4 yıldıza sahip, 5 yıldız alamamış şu RenCap'ten ilginç bir şekilde. 4 yıldıza sahip güncel, yepyeni bir testten aldı bunu. Duster biraz daha yıllanmış bir testten 3 yıldız alabildi. Duster'ın sadece kapı kolları bile yeter bana soracak olursanız. Güvenlik konusundaki sıkıntıları, o kapı kolları kazalarda kapıyı açmak için oldukça zayıf kalıyor. Evet, burada bir farklılık var. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım. Her iki araçta 6 hava yastığını standart olarak sunuyor. Bu iyi haber. Her iki aracında üst donanımlarında isteğe bağlı olsa da bazı aktif güvenlik önlemleri, yani sizi kazadan alıkoyabilecek, kaza yapmaktan alıkoyabilecek bazı güvenlik donanımları donanım listesine dahil edilebiliyor. Çok zengin değil bunlar her iki araçta da. Mesela Bayon'da otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi donanıma dahil edilebiliyor ama 1 litrelik motor en üst donanımda satın alınmadığı için bunları da alamıyorsunuz. 1 litrelik motordan bahsetmeye çalıştığım için, turbo beslemeli motordan bahsetmeye çalıştığım için bu karşılaştırmada böyle detaylandırmam lazım. Bunları yaygın olarak alamıyorsunuz sonuç itibariyle. Diğer donanımlar konusunda Duster sadece konfor donanım seviyesiyle satıldığı için fakir kalıyor donanımı biraz. Konfor donanımı içermiyor ne yazık ki. Bu nedenle biraz bade kalıyor donanım seviyesi. Bayon'u satın aldığınız donanım seviyelerinde biraz daha zenginlik bulmanız mümkün oluyor. Sanırım size anlatmam gerekenler bunlar. Sonuca bağlayacak olursak Hyundai Bayon ve Dacia Duster arasındaki karşılaştırma için kazanan Hyundai Bayon oluyor. Genel olarak sürüşte topladığı puanlarla bunu elde etti. Evet, performans konusunda bu motor şanzıman ikilisi 1.3 litrelik motorla uğraşmakta zorlanıyor. Ciddi bir şekilde zorlanıyor. Ama yakıt tüketimi konusunda elde ettikleri gerçekten de ciddi farklar oluşturacaktır. Böyle bir otomobil satın almada sonuçta performans yakıt tüketiminden biraz daha geride geliyor benim puanlamamda. Üstüne de aslına bakarsanız bagajda ya da arka koltukta öyle çok da geride kalmadı otomobil. Gayet iyi bir şekilde mücadelesini verdi aradaki ciddi boyut farklılıklarına karşın. Bayon'un mühendisliği sonuç itibariyle daha kullanışlı olması için yapılmış bir mühendislik. Duster ise farklı öncelikleri var, farklı konumlandırmaları var. Dacia'nın bu otomobille ilgili Renault ürün gamı içerisinde, Renault grup bünyesi içerisinde farklı konumlandırmalar olmak zorunda. Ve bunların da etkisini Dacia Duster'da görebiliyorsunuz. Sonucuna bağlayacak olursak durumlar böyle. Karşılaştırmayı siz istediniz. Ben de olabildiğince detaylı bir şekilde yapmaya çalıştım. O zaman ben şu ışıkta beklemeye başlayayım Bağdat Caddesi'ne tekrar dönmek için. Sizle de vedalaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendini salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.